أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Kendi meclisini bombalayan ve kendi halkına ateş açanlar bir yerlerden emir alan teröristler. Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun o yiğitleri doğuran eli öpülsü analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun ölümü korkutan ölümsüzlere. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Yazıklar olsun vatan elden giderken korkup kaçanlara. Selam olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Helal olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara. Yazıklar olsun kendi milletine kurşun sıkan soysuzlara. O yüzden üzerinden asırlar geçse de yine şerefle yad edilecek, onurla hatırlayacağımız bir tarih. Ve o destanı kahramanı şehitler ve gaziler. Tıpkı kişiler gibi milletlerin de karakterleri vardır. Bizim milletimizin karakterinde de birçok erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de vatanı için gerektiğinde canını hiçe saymaktır. Türk milleti olarak tarih sahnesinde biz bu erdemi yüzlerce kez gösterdik. İşte onun en son örneği 15 Temmuz'da bütün dünyaya beyan ettiğimiz demokrasi zaferimiz. O gece ailesini, çoluğunu, çocuğunu, eşini, akrabasını, kendi canını hiçe sayıp Sayın Cumhurbaşkanımızın bir emriyle üzerinde pijaması, ayağında terliyle sokağa çıkan kahramanlara çok şey borçluyuz. Bugün ülkemiz bağımsızlığını koruyor ve biz o kutlu devletin neferleri olarak burada başımız dik, göğsümüz kabarık şekilde gezebiliyorsak inanın o gecenin kahramanlara çok şey borçluyuz. Gerçekten üzerinden 2 seneye yakın zaman geçti ama o geceyi unutmak mümkün değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülemeyecek, inanılamayacak bir kahramanlık gösterisi gösterdi halkımız ve milletimiz ve bu hain darbe teşebbüsünü bertaraf etti. Allah milletimizi bunun tekrarından korusun. 15 Temmuz'u yani hani yüzyıllar boyunca bir konuşacağız zaten. Yani o kadar çok ele alınması gereken alanlar, yerler var ki her gün o büyük, yani o gecenin nasıl büyük bir darbeyi atlattığımızı gün geçtikçe daha da netleşiyor fotoğraf. Ben biraz özetlemek istiyorum 15 Temmuz'u. 15 Temmuz 2016'da FETÖ proje terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi Türk halkının büyük bir direnişi sayesinde başarısız oldu. Ve bu başarı da Türk demokrasi, yani bu başarı aslında Türk demokrasi tarihinin de büyük bir tehlike atlatmasına da sebep oldu. Türkiye daha önce yaşanan darbelerden çok farklı bir darbe yaşadı. O gece çok farklıydı.
Mesela geçmiş dönemlerde darbe girişimi olduğunda insanlar sabah uyanırdı, darbe oldu, sokağa çıkma yasağı vardı. Ama bu, o gece böyle olmadı. Yani vatandaşın kendi vergisiyle aldığı silahlar, mermiler halka doğrultuldu. Bu geçmiş dönemde böyle bir şey olmadı. Daha önce hiçbir zaman yani Türkiye darbeler tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmamıştı. Ama o gece Gazi Meclis bombalandı. 15 Temmuz'da ilk önce Boğaziçi Köprüsü, şimdiki adıyla 15 Temmuz Köprüsü tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. O esnada Ankara'da da F-16'lar havada uçuşuyordu. Bu da aslında geçmiş dönemlerdeki darbelerde olmayan bir şeydi. Ya ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimi meydanlara davet ediyorum dedikten sonra bu da Türk siyasi tarihinde bir ilkti. Geçmiş dönemlerde böyle bir darbe yaşanmış olsaydı ve bir cumhurbaşkanı, geçmiş dönemlerdeki bir cumhurbaşkanı halkı meydanlara çağırsaydı kaç kişi çıkardı? Ben bu soruyu meydana çıkanlara, şehit yakınlarına, gazilere soruyorum. Biz çıkmazdık, güvenemezdik cevabını alıyorum. Bu da aslında milletle devletin liderinin bütünleşmesi, birleşmesi anlamına da geliyor. Yani millet liderini bulduğu zaman neleri başarabileceğini o gece göster. Yani elimdeki bu kitap çalışmasını yaptım. Burada Ankara'daki sivil şehitlerin hikayeleri var. Birebir ailelerini ziyaret ederek, görüşerek o gece şehitlerimiz nasıl meydana çıktı, neler yaptılar, yani o haberi nasıl aldılar, aldıklarında ilk tepkileri neydi? Bunları aslında tarihe not düşmek istedim. Öncelikle şöyle bir şey var. Yani hani o gece meydana çıkan kimi işçiydi, kimi işsiz, kimi mühendisti, kimi ev hanımıydı? Hani evde bulaşığını bırakıp darbe olduğunda vatanı savunmaya giden ev hanımlarımız var ve şehit olan ev hanımlarımız var, kahramanlarımız var. Şimdi hani hepsinin tek bir kaygısı vardı. Hani sokağa çıktıklarında vatan ve milletti. Hani bunların tek derdi vatanı savunmaktı. Şimdi şöyle bir şey var. FETÖ terör örgütünün bir piyon olduğunu biliyoruz. Ya da hani görmeyen insanlar varsa da 15 Temmuz'dan sonra inşallah görmüştür temennisinde bulunuyorum. Bu FETÖ proje terör örgütü dış güçlerin yönlendirdiğini de biliyoruz. Bu 15 Temmuz'da daha da net gözüktü. O gece hani bir Mısır gibi, bir Suriye gibi, bir Irak olmamak için milletimiz o an o olayı anlayıp meydana çıkanlar da vardı. Hani o gün şehitlerimizden biraz anlatacağım size. Hani biz darbe olursa, başarılı olursa Suriyeliler bize geldi. Biz sahip çıktık ama bize kimse kapıyı açmaz. Bunun farkında olan millet sokağa çıktı. Bu çok önemli bir şey. Yani hani bu sadece Türk milletine ait bir özellik.